Sayın milletvekillerim, saygıdeğer büyükşehir belediye başkanlarım, sayın valilerim, değerli bürokratlar, değerli meslektaşlarım, bu sektöre hizmet eden değerli mühendislerimiz, çalışan arkadaşlarımız, hepinizi 24. İzmir Mermer Fuarı'ndan saygıyla selamlıyorum. Doğal taş rezervlerimiz dünyanın %30'uyla 40'ı arasında Türkiye'de bulunmakta. Ancak ihracatımız 2.1 milyar dolara yakındı geçen sene. Rezervlerimize orantılı olarak baktığımızda 6 milyar, 7 milyar dolara ulaşmamız gerekmekte. Bu rakamlara ulaşmak için Turkish Stone markasını, Türk taşı markasını tüm dünyada tanıtmak zorundayız. İstanbul Maden İhracatçıları Birliği olarak bizler geçen hafta MİPİM'le Emlak Fuarı'nda Fransa'da bu hareketi başlattık. I am Turkish Stone, ben Türk taşıyım sloganıyla Türk taşının 4000 yıldır bu topraklarda işlendiğini, bir hikayesinin olduğunu, tüm tarihi eserlerde Türk taşının yer aldığını bütün dünyaya anlatmalıyız ki birim fiyat skalasında İtalya seviyesine ulaşalım. Bugün itibariyle 386 milyon dolara yaklaştı doğal taş ihracatımız. Geçen yıla göre 1 Ocak 27 Mart arasına %7'lik bir artışa yaklaştı. Maden ihracatımız da 1.04 milyar dolara yaklaştı. Dolayısıyla maden ihracatının yarısını oluşturan, hemen hemen yarısını oluşturan doğal taşın özelinde çok kıymetli olduğunu, bunu tüm kamuoyuna, kamuya, çevreye duyarlı madencilik yapılabileceğini bir bilim kurulu kurarak herkese anlatmaya çalışacağız. Bu bilim kurulu Türkiye'de madenciliği, çevreci madencilikle yapılabileceğini, ancak bazı haber kanallarında izlediğiniz zeytinyağının tonunun 3500 dolar olduğu, ancak blok ham maddenin rakamının 600-700 dolar olduğu kıyaslaması ile sanki doğal taşın aslında değersiz olduğunu gösteren açıklamaların gerçeği yansıtmadığını, 3500 dolar tonu zeytinyağı dediğiniz ürünün zeytinin işlenmiş hali olduğunu, doğal taşın işlenmiş halinin lüks otellerde, plazalarda yere işlenerek döşendiğinde 12 bin dolar tonu rakama ulaştığını, kıyaslamalar ekonomik olarak yapılacak ise bu kıyaslamaların doğru rakamlarla, doğru verilerle yapıldığında aslında doğal taş sektörünün ne kadar önemli olduğunu, maden sektörünün totemine baktığımızda da 40 milyar dolara yakın Türk ekonomisine katkımızın olduğunu ve tüm ihraç ürünlerinde üretilen tüm malzemelerin ham maddesinin bir maden ürünü olduğunu, kullandığınız camın bir maden ürünü olduğu, seramiğin bir maden ürünü olduğu, kullandığınız ilaçların içerisinde, sağlık sektöründe maden olduğunu bilerek hareket edersek, madenlerin ülkemize katkısının önemini anlayabiliriz ve kamuya, kamuoyuna doğru bilgilerle, doğru rakamlarla ortaya çıkarsak ve doğru bir bilgilendirmeyle madenciliğin önünün açılabileceğine inanıyorum. Sözlerimi daha fazla uzatmak istemiyorum. İzmir Mermer Fuarı'nın hepimize, tüm sektöre, Türk ekonomisine hayırlı olmasını diliyorum. Saygılar sunuyorum. Değerli Başkanım, Sayın Aydın Dinçer'e konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Ve şimdi Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdür Yardımcısı Sayın Hakan Kızartıcı'yı buraya davet ediyorum. Buyurun efendim.